Gelin. Kırmızı görüyorsunuz belki. Thanos var bir tane Ford. Hiç dikkat etmedim ya. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Oğuzhan Karacı, Samsun Üniversitesi okuyorum. Kendim Faslı'lıyım. Evet Oğuzhan, güzel bir araba yapmışsın. Klasik tutkunusun sanırım. Var biraz. Nasıl, nereden aileden. Bu hevesin nereden geldi? Ya aileden olsun, babadan olsun, kendim işte ne bileyim küçüklükten beri. Evet. Böyle ne bileyim araba tutkum var zaten. Hani daha çok spor araba tutkum vardı ama. Böyle bir arabada işte bir tanıdık bir abimiz de vardı, kendini toplamış. Sağ olsun güzel toplamış. Biz de işte aksesuar olarak aldık. Farklı bir tarz yaratmaya çalıştık kendimizce. Yani hoş da bir görüntü çıktı ortaya. Yine bir şeyler yapacağız. Bu kadarıyla kalmayacak yani. Kaç model araba? Biraz özelliklerinden bahseder misin? Aracımız 72 model. Anadolu A1. Tek kapı gördüğünüz gibi. Evet. Araç yani Türk malı. Tamamen Türk. Yerli malı. Tamamen evet. Yerli malı araba. Yani yolda gidiyoruz. Millet hep bakıyor. Hani ayrı bir şey oluyor. Ne bileyim hoşuma gidiyor benim de bu. Rengini özel mi seçtiniz? Yok kendi orijinal rengi. Araba komple orijinal toplandı. Evet. Araba bayağı direkt zaten. İkinci sahibinden artık biz. İkinci evet. Sahibinden. Araba 10 sene falan yapmış yaklaşık. Size zaten fotoğrafları gösterdim gördünüz. Evet. Alan sahibi de işte Mustafa abimiz var burada. Kendisi eski emniyet müdürü. Tamamen fabrikadan çıktı gibi. Kendisi toplamış. Döşemeleri olsun işte tavanı, rengi, her şeyi. İç döşemesi bile tamamen orijinal. İlk gün çıktığı gibi. Aracın evrakları bile duruyor. Ta 72 yılından beri. İlk evrakları bile duruyor yani. Peki ne kadara mal etmiş arabayı? Ne kadar mal ettiniz diyelim? Yaklaşık olarak bir 25-30 milyar bulmuş. Bulmuş. Evet. Ama değdi mi sizce? Bence değdi fazlasıyla. Fazlasını hak ediyor şu anda. Peki bozulma gibi bir problem yapıyor mu? Hiç sıkıntı yaşadın mı? Araba yaklaşık 3 aydır, 4 aydır biz de köye çıkıyoruz. Hani ne bileyim buralarda geziyoruz. Evet. Samsun'a gittik geldik. Hiçbir sıkıntısı yok yani. Yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü sadece kaputa aksamı olarak değil, iç olarak değil, motor aksamı da yenilendi yani. Her şeyini yenilendi. Araba komple işte şasisi ayrıldı, şasisi baştan aşağı yenilendi. Ya satmayı düşünmüyorum ama hani iyi bir teklif gelirse neden düşünmeyelim? Çünkü hani satarız, yenisini toplarız. Halka kazandırmak amaçlı. Peki istediğiniz zaman parçalarını bulabiliyor musunuz? Bir ondan sıkıntısı sonra. Bulabiliyoruz evet. Bulabiliyorsunuz evet. Mu? Sıkıntısı yok yani, parça sıkıntısı yok. Ya İlk Anadolu arabamızı kullanıyoruz diyorsun. Evet. Peki arkadaşların hep böyle spor arabalar kullanıyor. Sen bu tarz arabalar kullanıyorsun. Onların tepkileri ne oluyor sana? Ya tepkileri şaşıyorlar gerçekten. Hani Instagram hesabım var benim. Evet. Orada bir çok yorum alıyorum. İşte yakışır falan filan. Evet. İşte çok hoş bir görüntü falan. Ya farklı olmak hoşuma gidiyor benim öyle diyeyim. Sen de bu arabaya ömür binebildiğin kadar bineceksin. Evet. Eğer duruma göre satman diyorsun. Yani. Aynen öyle. Ha, evet. Dediğim gibi parasını bulsam satarım ama o da yenisini toplamak için yani.